Selam dostlar. Biraz geç olsa da Don't Starve'ın yeni TRR güncellemesi An Eye for an Eye ile beraberiz. İki evrenin birleşmesi adına gelen bu güncelleme sonucu Don't Starve Together dünyasına TRR'den misafirler gelirken buna karşılık TRR dünyasına da Wilson, Wendy, Chester ve Deer Clubs gibi Constant karakterleri konuk oldu. Güncellemeye adını veren Göze Göz aslında güncellemeyi çok iyi tanımlıyor. Genel itibariyle onlara Deer Clubs veriyoruz ve karşılığında Eye of Terror'ı alıyoruz. Güncelleme hiç karışık değil, oldukça basit. O halde gelin beraber inceleyelim. Güncelleme ile ilgili bizi ilk karşılayacak şey tatlı mı tatlı bir sandık olan Conspicuous Chest. Bununla etkileşime geçmediğin sürece yeni gelen hiçbir boss sana bulaşmayacak. Yani sen aktif etmedikçe korkmana gerek yok. Öncelikle bu sandığı bulmamız lazım. Bu da yüksek ihtimalle ormanların olduğu koyu yeşil biyomda çıkıyor. Arıyorsan ilk oralara bakmayı unutma. Tabii benim gibi sandığı tam da 3-5 manyak domuzun koruduğu saçma bir yerin ortasında da bulabilirsin ama olsun, pes etme. Emin ol gelecek bossların yanında bu manyaklar çıtır çerez kalır. Bunların ağzına burnuna vurup etrafı da biraz temizledikten sonra evet karşımızda Conspicuous Chest. Şimdi bu sandığı açtığımızda içinden bir terrarium kesin çıkıyor. Bunun dışında çıkanlar her sandıkta farklı. Şansına bağlı olarak hangisinin çıkacağını görebilmen adına hepsinin ihtimalinin bulunduğu şu tabloyu ekrana veriyorum. Tamamdır, Terrarium'u aldık. Şimdi yapmamız gereken Terrarium'u yere koyup onu aktif etmek. Boss'la savaşmayı hala istemiyorsan bu sandığı açıp Terrarium'u alıp bir yere dekoratif olarak da koyabilirsin. Onu aktif etmediğin sürece başına hiçbir şey gelmeyecek. Aktif etmek için dediğim gibi yere koyuyorsun ve ona bir kere dokunuyorsun. Zaten fark edeceksin, bir anda aktif olup hareket etmeye başlayacak. Geceye kadar böyle sürdükten sonra gece başladığı gibi Terrarium aktif olacak ve tepede görünen bir gözle Eye of Terror, dünyana açılan bir portalla Terrarium'dan Constant'a girecek. Boss'la ilgili bilgi vermek gerekirse 2 adet fazı bulunmakta. İlk fazında 10.000 can ile geliyor, sana 63, yaratıklara 125 vuruyor, yürüme hızı 4.5, koşma hızı 15. Evet bayağı hızlı. Hemen her boss gibi o da saniyede 100 akıl sağlığı düşürüyor ve canı 5.000'e düştüğünde ikinci faza geçiyor. İkinci fazında hızının 19'lara çıkmasının yanı sıra çok daha fazla saldırmaya başlıyor. Yani öldürmek için çok fazla dodge atman gerekiyor. Her boss'ta olduğu gibi bunda da saldırıdan kaçın ve saldır. Ama unutma düşman çok hızlı. Bunun yanı sıra sürekli Suspicious Peeper adında minik yavrularını spamlıyor. Bunlar ilk olarak yumurta halinde geliyorlar ve pasif oluyorlar. Birkaç saniye içinde yok edilmedikleri takdirde yumurtalarına çıkıp saldırmaya başlıyorlar. Rakamlara boğmamak adına saldırıları düz örümceğe eşitken canları düz örümceğin iki katı deyip geçelim. İçlerinden hiçbir şey çıkmıyor. Eğer sabah olana kadar boss'u kesemezsen, boss sabah olunca kayboluyor. Ama bu ufaklıklar kalıyor. E boss kayboldu şimdi ne olacak dersen, bir sonraki ya da istediğin herhangi bir gece Terrarium'u aktifleştirerek boss'u geri çağırabilirsin. Ama bilmen gereken önemli bir şey var. Eğer boss'la savaştıktan sonraki gece hemen yeniden çağırırsan, önceki gece ne kadar canı kaldıysa yine o can ile gelecek. Yani dövmeye kaldığın yerden devam edebileceksin. Eğer olur da çağırmazsan, çağırmadığın her gece başına canını 250 yenileyecek. Peki bir şekilde dövdün. İçinden 2 ila 4 canavar eti, 3 ila 5 Milky White, bir Eye Mask ve bir heykel blueprinti çıkacak. Eye Mask bir miğfer ve sana %20 yağmur direnci yanında %80 damage karşılama sağlıyor. Toplamda 350 hasar alabiliyor ve çok güzel bir özelliği var. Bu miğferi yemek ile yenileyebiliyoruz. Yani durabilitesi düştüğünde herhangi bir yiyeceği üzerine götürüp yedirebiliyorsun. Ve bir adet canavar eti 112 durabilite doldurabiliyor ki bu da tamir edilmesinin çok kolay olduğunu gösteriyor. Bence güncelleme ile ilgili en muazzam şey bu Eye Mask. Niye yapasın bilmiyorum ama olur da Deconstruction Staff ile bunu parçalarsan sana 3 Milky White ve 2 canavar eti veriyor. Peki Milky White ne işe yarıyor? Bu bir dairy. Yani bazı özel yemeklere gereken süt, tereyağı gibi yiyecekler var ya. Bu da o sınıftan. Milkmaid, hat ve dondurma gibi şeyler craftlayabiliyorsun. Ayrıca bunun yanına güzel mis gibi kokan bir bacon and eggs pişirirsen bu ikisiyle beraber şu garip göz şeylerini pet olarak edinebiliyorsun. Son olarak verdiği heykeli merak edersen de o da şöyle bir görünüme sahip. Şimdi boss'u dövdün. Terrarium içi boş kaldı ve onunla hiçbir şey yapamıyorsun. E şimdi bu çöp mü oldu? Hayır. Terrarium işini gördükten sonra 15 günlük bir cooldown süresine giriyor ve 15 günün sonunda tekrar kullanılabilir hale geliyor. Şimdi diğer bosslara değinelim. Eğer Terrarium'u aktif etmek için dokunmadan önce ona bir adet Nightmare Fuel verirsen
This is gonna be terrible night. Bu sefer Spasmatism ve Retinazer adında iki adet boss geliyor ve yine aynı mantıkta iki faza sahipler. İkisi de 100 cana sahip, sana 125, diğer yaratıkları 250 vuruyorlar. Ki bu hiç şakaya gelecek bir hasar değil. İlk bahsettiğimiz boss'tan neredeyse iki kat hızlılar ki mavi olan Spasmatism biraz daha hızlı. Bu da onlarla hem savaşıp hem kaçınmayı gerçekten zorlaştırıyor. Valla ben rehber çekiyorum diye açtım God modu, onunla bile dövmek bir saatimi aldı. Diyelim ki dövdün. Retinazer ve Spasmatism öldüğünde sana 3 ila 5 Gears, 1 ila 2 Frazzled Wires ve 2 ila 3 Electrical Doodot veriyor. Ayrıca Spasmatism 1 yeşil gem, Retinazer ise 1 sarı gem veriyor ki zaten bunu gözlerinin renginden de anlayabilirsin. İkisini birden öldürdüğünde ise sana yeni bir heykel için Blueprint ve Shield of Terror yani dehşetin kalkanını veriyor. IMS gibi bu da aynı durabilite ve koruma değerine sahipken bununla ayrıca saldırabiliyorsun ve 51 hasar veriyor. Bu da Tentacle Spike ile eşdeğer. Ve yine bunu da besleyip tamir edebiliyorsun. Bunu da aynı şekilde bir canavar eti 112 durabilite yani neredeyse %35 dolduruyor. Aman durabilitesi sıfıra düştüğünde kırılıyorlar. Bunu da söylemedi demeyin. Güzelce miğferini kalkanını beslemeyi unutma. Son olarak çok tatlı bir şeyden bahsedeyim. Bu miğfer veya kalkanı Glowberry gibi ışık veren yiyeceklerle beslersen ışık saçmaya başlıyor ve bu mağaralar için mükemmel bir avantaj yaratıyor. Şimdilik güncelleme ile ilgili aklıma gelenler bunlar. Lütfen eksikler varsa yorumlarda belirtmeyi unutma. Bu bossları da kolayca dövmenin güzel bir yolunu bulursak yine burada hep beraber konuşuruz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.